Boşandığı kocası tehdit edince tam 23 kez suç duyurusunda bulunmuş, defalarca uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Son dilekçesinde ölümüm gerçekleşince mi yardım edeceksiniz diye sordu. O iç yakan soruya cevap gelmeyince ölüm göz göre göre geldi. Beni kurtarın dediği cani tarafından satırla acımasızca katledildi. Bize de şu soruyu sormak kaldı. Ayşe Tuğba Arslan'ı aslında kim öldürdü? Kızımı yaktık. Beni yaktık. Bir değil, iki değil, tam 23 kez dilekçe yazdı. Ama imdat çığlığını zamanında duyan olmayınca acımasızca katledildi. Analara, babalara sesleniyorum. Kaç tane Ayşe ölecek? Kaç tane Tuğba ölecek? 45 yaşındaki Ayşe Tuğba Arslan iki çocuk annesiydi. 1,5 ay önce boşandığı kocası onu satırla başından yaraladı. 44 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra da hayatını kaybetti. Eceliyle ölmedi yavrum. Paramparça gitti. Ölmeden önce cani eski eşi hakkında 1, 2 ve 6 aylık uzaklaştırma kararları aldırmış, tam 23 kez suç duyurusunda bulunmuştu. Kendi el yazısıyla yazdığı son dilekçede bu şahıstan ölüm tehdidi alıyorum. Ölümüm gerçekleşince mi yardım edeceksiniz diye sordu. Kan donduran bu satırlardan kısa süre sonra da yazdığı ne varsa gerçek oldu. Hepimizi tehdit etti. Pompalı tüfekle öldüreceğiz. Hepinizi keseceğiz, hepinizi asacağız. Ayşe Tuğba Arslan'ın attığı yardım çığlığına, beni kurtarın isyanına rağmen sesini duyan olmadı. Göz göre göre eski kocası tarafından satırla öldürüldü. Bir de erkek adaletin anlayacağı şekilde anlatmaya çalışalım. Hakemin sürekli karşı tarafı tuttuğu bir maçtayız. Sürekli kırmızı kart görüyoruz. Maçın sonunda 7 kişi kalabilsek şükredecek hale geldik. Kadınlar olarak durumumuz bu.